Arası haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre 226 bin yeni vaka tespit edilirken 96 kişi de maalesef ki koronavirüsten hayatını kaybetmişti. Tabii bunun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hatırlatma dozlarının yapılması üzerine bir çağrıda bulunmuştu. Biz de şu anda Kartal Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ndeyiz. Berkay Karabaş'la birlikte. Şimdi o size öncelikle aşı kuyruklarını gösteriyor. Bu çağrı dikkate alındı ve de vatandaşın da e-nabız ve 182 üzerinden randevusunu oluşturup aşı kuyruğuna girdiğini, uzun kuyruklar oluşturduğunu şu an gözlemliyoruz. Tabii yanımızda Kartal Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi uzman doktor Mehmet Mustafa Altıntaş var, başhekim yardımcısı. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Tabii kuyrukları görüyoruz, bir yandan da vaka sayıları artıyor. Öncelikle vaka sayılarıyla başlayalım. Şu an vaka sayısı durumunda son durum nedir? Tabii Kurban Bayramı'nda ciddi bir hareketlilik yaşadık. Şehir içinde, şehir dışında, ülke içinde de bayağı bir hareketlilik olduğu için vaka sayılarında Sayın Bakanımızın da dediği gibi yaklaşık 40 kat bir artış gözlemlendi. Tabii bunun sonucunda da yine Sayın Bakanımızın önerisiyle hatırlatıcı aşılarımız açıldı. Tabii bu sayı artışları ciddi boyutlara gelmeden aşıların açılması ve toplum bağışıklığının tekrar hatırlatıcı dozlarla sağlanması oldukça önemli. Yine vaka sayılarında şu an hastanelere çok ciddi bir yansıyış henüz mevcut değil. Peki şimdi aşı konusuna gelindiğinde işte aşı kuyruklarını görüyoruz. Kaç gün öncesinde durum böyle değildi ve şu anda daha doğrusu aşı kuyrukları aslında ne zaman başladı? Bakanımızın açıklamasından hemen sonra tabii aşı randevuları açıldı. Halkımızın da çok ciddi bir şekilde buna bir tercihi oldu. Ertesi günden itibaren biz merkezimizde yaklaşık olarak günde 2000-2500 aşı yapmaya başladık. Aşı randevularını alan halkımız gelip tercihlerine göre istedikleri aşıyı olabilmekteler bu merkezimizde. Biz şu ana kadar pandeminin başından bu yana yaklaşık 550 bin aşı yaptık Kartal Şehir Hastanesi'nde. Sayın Bakanımızın da açıklamasından bugüne kadarki süreçte de yaklaşık bir 20 bin civarında aşı yaptık son bir hafta içinde. Tabii bu oldukça sevindirici bir şey. Halkımızın hatırlatıcı dozlara rağbet etmesi, gelip hatırlatıcı dozlarının olması bizi mutlu ediyor. Ben de geçen pazartesi günü hatırlatıcı dozumu çalışmasını da burada yaptığımız Kartal Şehir Hastanesi'nde yaptığımız Turkovak aşımızla oldum. Güvenilirliğine, etkinliğine inandığımız bir aşı olduğu için de Turkovak aşısını ben kendim olduğum gibi hem yakın çevreme hem de halkımıza çok güvenilir bir şekilde öneriyorum. Evet, Kartal Doktor Lütfü Kırdar Eğitim Hastanesi'ndeydik, şehir hastanesindeydik. Aşı kuyruklarını sizlere gösterdik. Sinovac, BioNTech ve birlikte Turkovak aşısına da Sağlık Bakanı'nın tavsiyesine de üzerine bir rağbet var. Ve aşı olmak isteyenler 182 ve e-nabız üzerinden aşı randevularını oluşturabilirler diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.